Barış Manço, kendine has tarzı, yaratıcı sözleri ve müzikal yetenekleriyle Türkiye'de ve dünya genelinde müzikseverlerin kalbinde her zaman özel bir yere sahip oldu. Haydi gelin, birlikte Barış Manço'nun hayatına ve müziğine bir göz atalım. Barış Manço, 2 Ocak 1943 tarihinde İstanbul Üsküdar'da doğdu. Babası Rıdvan Manço, ünlü marangoz ve müzisyendi. Annesi ise İtalyan asıllı bir hanımdı. Barış Manço'nun ailesi sanatla iç içe olduğu için çocukluk yıllarında evlerinde birçok ünlü sanatçıyı ağırlamışlardı. Barış Manço ilkokulu İstanbul'da, ortaokulu ise İsviçre'de okudu. Liseden sonra İstanbul Üniversitesi Siyasi Bilgiler Fakültesinde eğitimine devam etti. Ancak müzik sevgisi onu farklı bir yola soktu. 1960'larda müzik kariyerine adım atan Barış Manço, kısa sürede büyük bir hayran kitlesi edindi. Kavaklar, dere boyu kavaklar açtı yeşil yapraklar. Kendine özgü tarzı ve enerjik sahne performansıyla Türk müzik piyasasında önemli bir yer edindi. Dağlar Dağlar, Lambaya Püf de, Sarı Çizmeli Mehmet Ağa gibi şarkılarıyla Türk müzik tarihinde yerini aldı. Barış Manço sadece müzik alanında değil, aynı zamanda televizyon programları, reklamlar ve filmler de yaparak eğlence sektöründe de yer aldı. Çocuk baba sevim. Baba benim. Çocuk bu kızın, bu kız benim değil. Sevim benim sevgilim, Erol değil. Yani böyle bir şey. 7'den 77'ye adlı televizyon programı milyonlarca izleyiciye ulaştı ve Türkiye'de en sevilen televizyon programlarından biri haline geldi. Barış Manço, çevrecilik ve doğa sevgisi konularında da aktif olarak çalıştı. Adam olacak çocuk, can bedenden çıkmayınca, işte hendek, işte deve gibi şarkıları toplumsal ve doğa konularında farkındalık yaratmaya çalıştığı eserlerindendir. Ayrıca İstanbul'un tarihi dokusunun korunması için de mücadele etmiştir. Şöyle bakıyorum, senin saçların falan çok güzel. Ha? Çok güzel. Jöle sürdü. Jöle sürünce ne oluyor saçlara? Arkaya geçiyor. Ve şöyle. Barış Manço müzik kariyeri boyunca birçok ödül kazandı ve dünya çapında turnelere çıktı. Almanya, İngiltere, Fransa ve Japonya gibi ülkelerde de konserler verdi. 1976 yılında TRT tarafından Altın Anten ödülüne layık görüldü ve 1991 yılında devlet sanatçısı unvanını aldı. Ayrıca 1980'lerde ABD'ye yerleşen ve orada müzik çalışmaları yapan ünlü bir Türk sanatçı oldu. 1990'larda Türkiye'de müzik piyasasında yaşanan değişimler ve ekonomik kriz nedeniyle Barış Manço'nun müzik kariyeri yavaşladı. Ancak hayranlar onun müziğine olan sevgisini her zaman korudular ve kendisi Türkiye'nin unutulmayan bir müzik ikonu olarak kabul edilmeye devam etti. Evet Sayın Manço, bize kısaca yaşantınızı anlatır mısınız? Kısaca, evet. Benden günah. Doğum dediğimiz bir nokta alalım, D noktası olsun bu. Ölüm dediğimiz bir nokta daha alalım. Yaşam şu oluyor. Tabii bunun iniş çıkışı tarafları falan filan var. Biliyorsunuz yaşam bir tek sürprizlerle dolu. Ne olacak belli olmuyor. Cahit Sıtkı Tarancı ne demiş? Yaş 35, yolun yarısı. Yarısı. Aşağı yukarı işte şuraları falan ediyor. 35 tahmin ediyorum. İlk 35 bizde geçti zaten. Üçünü biz bitirdik. Geriye işte şu kalıyor. Yaklaşık yani şunu da ilave edelim. İşte benim kısa yaşam öyküm. Barış Manço, müzik alanında yaptığı çalışmaların yanı sıra hayırseverlik konularında da önemli bir rol oynadı. Kendisi gibi sanatçı olan eşi Lale Manço ile birlikte Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağlı çocuk yuvalarına yardım etmek için çeşitli projeler geliştirdiler. 1991 yılında Bizim Gibi adlı albümünün geliri Doğa ve Çevre Derneği ve UNICEF için kullanıldı. Ayrıca 1997 yılında İzmir'de meydana gelen deprem sonrasında depremzedelere yardım için bir konser düzenledi. 1999 yılında Barış Manço, ünlü sanatçı Cem Karaca'nın düzenlediği bir konserde sahne aldı. Bu konser Barış Manço'nun son sahne performansı oldu. Aynı yılın Şubat ayında kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Türkiye genelinde büyük bir yas dalgası yaşandı ve hala Barış Manço'nun müziği ve hayatı sevenleri tarafından saygıyla hatırlanıyor. Barış Manço, Türk müzik tarihinde kendine özgü bir yere sahipti. Kendine has tarzı, yaratıcı sözleri ve müzikal yetenekleri hayranlarının kalbinde her zaman özel bir yere sahip olacak. Onun müziği ve hayatı Türkiye'de ve dünya genelinde müzikseverler tarafından sevgiyle hatırlanacak ve gelecek nesillere anlatılmaya devam edecek. Bu tür videoların devamı için kanalıma abone olup bana destek verebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.